Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Ne haber? Hanımlar, beyler Norm Ender geliyor. Görmüyorum. Yani bana mı diyor? Falan diyor yani. Yok ya, o pozisyonda tanınmak istemem yani. Satar bana falan filan, sonra bilmem ne diyor. Bir adamın mikrofonu... İlk defa gelenler kimler? Şaka yapıyorum, genelde ilk defa geliniyor. İstanbul dışından gelen var mı? Gerçekten mi? Aa, en arkada da biri var. Siz nereden? Bursa'dan geldiniz. Siz nereden geldiniz? Hoş geldiniz ama Bursa'dan zaten geliyordunuz da programa mı geldiniz? Direkt programa geldiniz. Vay be. O hanımefendinin numarasını alalım. Yarın öbür gün lazım olur. Siz? Aynen. Madem işimi hallettim bari buna da geleyim dediniz. Çok sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz? Askere gideceksiniz. Bir iş yapmak değil. Ha, aile ziyareti. Ay çok güzel. Askere gideceksiniz ama sanki daha önce gitseniz iyi olurmuştu, bir yaştaymışsınız gibi. Taksitle mi gideceksiniz, peşin parayla mı? Ha? 6 ay gideceksiniz. Yaşınız kaç sizin? 25 mi? Çok özür dilerim. Ben çünkü kafam kadar sıçmak üzereydim. Siz 25 deyince topladık. Normalde ne iş yapıyorsunuz? Sizinle benim konuşmayı anında durdurmam lazım çünkü. Hani kabalık ediliyor gibi olacağım, hiç istemediğim halde. Hangi bölümden mezunsunuz? Mobilya dışındaki hiçbir şey duymadım. İç mekan tasarımı. Aa çok güzel, havalı da bölümünüz varmış. Hayırlı tezkereler şimdiden. Herkes bu Merkür ve Mars retrosundan etkileniyor mu onu sormak istiyorum. Etkileniyor musunuz? Sevgilinizden mi ayrıldınız? O mu acaba etkileniyor? Yalnız Merkür retrosu teknolojik aletleri ilgilendiriyor. Mutfak robotu muydu sevgili? Olabilir çünkü yani. Sizin bütün tanıdıklarınız ayrılıyor. Allah'tan tanışmıyoruz. Yani aslında çok da memnun olmuştuk. Peki ne kadardır birlikteydiniz? 1,5 yıl mı? Kız zaten ya evleneceksin ya ayrılacaksın. 1,5 yıl ne? Kaç yaşındaydınız? 24. Tamam. 24 yaşına ayrıldım Merkür yüzünden denir mi? İyi olmuş, ne yapacaksın zaten? Aynen. Çok mu seviyordun? Ağlayacaksın mı? Boku yedik. İsminiz neydi? Ecem. Ecem, yalnız değilsin Ecem. Seni ağlatmadan göndermeyeceğim. Siz? Siz ama bayrağı Everest'te diktiniz şu an. Yani kocamı öldürdüm diyen çıkmazsa siz şu an Hayır, sizin üstünüze çıkamayız. Geçen hafta boşandınız. Hanımefendi, Konya Ovası'nda sıçacak yer bulamamak dediğimiz, yani karşısına artık sizi, fotoğrafınızı koyacağız. Söylemeyiz ona. Ha, biliyorum. Boşandığınızı da biliyor. Okey. Olmayınca olmuyor. Siz ne kadardır evliydiniz? 2 yıl. 2 yıldır evliydiniz. Boşa yetti diyorsun. Tamam, anladım. Siz ne zaman ayrıldınız? Geçen cuma. Bu kim? Tanımıyorsunuz. Siz tanışmıyorsunuz. Siz tek geldiniz. Kısmete bak. Siz üçünüz, sizin manitalarınız var mı? Keşke mi? Allah yoklukla terbiye etmesin. İnsan yüzü görmüyorsunuz diye güzel bağladınız. Çok sağ olun. Orada ortalık karışacak gibi. Sizin manitanız var mı? Sizin değil beyefendi. Sizin de yok. Sıçtı bu üçlü. Avukat var mı aramızda? Siz de avukatsınız. Siz ne avukatısınız? Her şeye bakıyorum diye bir şey yok. Dolandırıcı mısınız hanımefendi? İş hukuku mu? Boşanma, aile ve işe. Ha, yani ne varsa alıyorum. Okey. Ceza bakmıyorsunuz, güzel. Hadi hayırlısı. Psikolog var mı? O en çok ihtiyacımız olan. Yok, neyse. Bir dahaki haftaya inşallah. Biz genelde bu bölümde aslında finalinde bir şey alkışlıyoruz. Hafta boyu aradık, taradık, bütün dünyada alkışa değer bir bok bulamadık. Aklında alkışlanacak bir şey olan var mı? Ya şöyle bir şey oldu, onu atlamış olabilirsiniz diyeceğiniz. Dolar bizi alkışlasın, hayatta kalıyoruz diye. Doları mı alkışlayacağız 8 oldu? Çok tatlısınız, sağ olun. Ama milletin içine bana mı yürüdünüz? Hoş oldu mu? Çok sağ olun, çok zarifsiniz. O zaman hanımlar, beyler, madem öyle hep beraber Ecem Hanım'ı alkışlıyoruz. Hangi rüyada, hangi ışıkta kalsam bilmiyorum. Neredeyim bilmiyorsun, hangi yolda, yolculukta, sorularda, yalnızlıkta, hangi savaşta, hangi aşkta. Neredesin bilmiyorum, hangi yolda, yolculukta, sorularda, yalnızlıkta, hangi savaşta, hangi aşkta? Seni biliyorum, tanıyorum. Görmediğim bir yerde, ruhumun bahçesinde, seninle aynı yağmura avucumu açmış bekliyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, senenin sadece bir ayında uyandırılıp program yaptırılan, sonra tekrar koleksiyon kutusuna kaldırılan bir beyefendi, sokakta 4 genç kızı bira içerken gördüğünü ve hayretler içerisinde kaldığını söylemiş. Yani neye hayret edilmiş bu kadar, tam anlayamadık. Yanında fındık fıstık yemeden mi içiyorlarmış? Ya da ikram mı etmemişler? Her şeyi geçtik, bu kadar düşük hayret eşiğiyle 2020'de hayatta kalmak mucize, tebrik ediyoruz. Zira sokaklarda, haberlerde, hatta şu köşe başında bile normal bir insana hayret zehirlenmesi yaşatacak kadar garip olay olurken, hayret etme hakkınızı bunda kullanmanıza biz ekipçe çok şaşırdık. Hatta size şöyle de bir teklifimiz var. Çok istiyorsanız biz size bir haftalık ülke gündeminden Türkiye'de hayret edilmeden ölünmemesi gereken 100 olay gibi bir dizin hazırlayabiliriz. Hayretten titremezseniz paranızı geri iade ediyoruz. Editöre de selam söylüyoruz. Bir dahakine link bıraksın, anasını satayım. Bu nasıl metin finali? Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanımız ülkeye genel bir beyin jimnastiği yaptırırken sözelcilere de zor anlar yaşattı. İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nınsa 5 katına ulaştı diyerek ülkece bizi ufka baktırdı. Şimdi biz sizler için hesaplamaya çalıştık. Vaka sayısına X dedik. Der demez kendi halinde duran bir boş havuz, ben 10 saatte doldururum burayı diyen bir ağ musluğuyla işgal edildi. O sırada hayır efendim hiçbir şey yapamazsın, onu ancak ben doldururum diyen bir başka B musluğuyla birbirlerine girdi bunlar. Bunu görünce tatsızlığı önlemek için Bolu'dan bir araç 90 kilometre hızla yola çıktı. Onu gören başka bir araçta heyecan olsun diye Ankara'dan 120 kilometre hızla yola çıkınca ortalık hepten karıştı. Biz de aman havuz taşmasın, ayranlar dökülmesin, yolda kaza olmasın derken vaka sayısını hesaplayamadık. Sevgili izleyenler, ülkemizin hınzır ve sevimsiz yüzü dolandırıcılarımız her geçen gün kendilerini aşan taktiklerle yollarını bulmaya devam ediyor. Adıyaman'da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs takı masasına gidip bir sahte çeyrek altın vermiş. Daha sonra takı masasına tekrar gidip ya ben çeyrek altın vermiştim, annem onu almamı istedi, ev görmesine gideceğimiz zaman vereceğiz diyerek gerçek çeyrek altını alarak kayıplara karışmış. Yani şeytan bile eli ağzında hayretle bizleri izliyor sevgili izleyenler. Resmen adam önüne gelen ilk düğüne girip doğaçlama dolandırıcılık yapmış ya. Genç çiftimize geçmiş olsun diyoruz ama hayatları da sanki bu çeyreğe bağlıymış gibi poz verdiren gazetecileri de ayrıca kınıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Efendim, söz konusu TikTok akımları olunca sky is the limit. Özellikle son zamanlarda çıkan popoda kalem durdurma challenge ve doggy style challenge. Acaba bir sonraki ne olacak diye hepimizi düşündürse de bunun geleceğini asla göremedik. Evet, işte karşınızda TikTok'un yeni akımı, altına işeme challenge. İsmi her ne kadar akımı son derece güzel anlatsa da TikTok kullanıcılarının salıvermeleri üzerine bir akım olduğunu söylemeden geçmeyelim. Challenge demişsiniz, bari birazcık tutsaydınız çişinizi. Şimdi ekipçe merak ettiğimiz şu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynak, düdüklü tencere alımı için harcanmış sevgili izleyenler. Artık öğrenciler nohutların basınçlı ortamda katıdan yumuşak, böyle helmeli, böyle humusluk kıvama gelmesini inceleyebilecekler. Son anda haber veren misafire seri yaprak sarması pişirmeyi zaman hız bağlamında düdüklü üzerinden gözlemleyebilecekler. Bilimi lezzetli bir şekilde öğrenmek suçsa kapatın ya bu üniversiteyi. Sevgili izleyenler, küçük puş sayesinde bahar aylarında gevşeyemeyen gönül yaylarımız görünen o ki bünyelerde şişkinlik yaratmış. Burnumuzdan libido fışkıracak kıvama gelmişiz. Bir prezervatif markasının satışları son çeyrekte katlanmış. İnsanlar sıkıntıdan alıp balon yapmıyorsa yasakların bitmesi ve hafifleyen tedbirlerle beraber dünya eski sevişken günlerine geri dönmüş. Virüsün günlük sayıları bizde sürpriz. Dünyada almış başını gitmiş ama oh! Herkes saçını tarıyor maşallah. Konseptin içeriği zaten temas üzerine ya. Bir müddet one night standlere, sağlara kaydırmalara, rüyamda gördüm senilere ara veriyoruz. Uzatmalı partnerlere sözümüz yok. Macera avcılarını dizginlemek gerek. Yoksa ikinci bir global karantinada Homo erectus olarak çıkacağız sevgili izleyenler. Kıps. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Hanımlar beyler, Norm Ender geliyor. Ender, yani bu zaten aslında hakkında bilinen ilk şeylerden biri. Kartel birçoğumuzun dinlediği ilk Türkçe rap grubu. Senin için de öyleymiş. Peki hepimizin sevme nedeni aynı mı? Yani işte Kartel'in 10 yaşında seni neyi etkiledi? Tavrı mı, söyledikleri mi, derdi mi? Ya da şarkıyla ilişki kurma biçimleri mi, yaptıkları müzik mi? Ne seni aldı orada? Ben Kartel 95'te gelmişti. Kartel'i tanıdığımda 10 yaşındaydım. Yani evet. 10 yaşındaki bir çocuk için yani sözleri çok fazla anladığımı düşünmüyorum. Hani Kartel, bir numara, en büyük, cehennemden çıkın var. Çılgın. Şimdi bunları yine sen bayağı 25 yaşında yani. 100 binlik araba. 25 yaşında 100 binlik araba. Bak, ekonominin kötüye gittiğini de buradan anlayabilirsiniz. Yani oradaki lüks diye verdikleri örnek 100 binlik araba yani. Şu anda 100 bine araba yok yani. Vergisi o kadar. Şaka diyorum zaten, oradaki şey muhtemelen marktı. Çünkü o zaman için de zaten milyonlar geçerliydi ya, para verinden sıfır atıldı. Ama hani sözleri için dinlemiyorduk. Kartel'in aslında Türkiye'de ilk çıkardığı şarkılardan önce şey vardı. Kimse onu, aslında bizim rapçiler atlıyor onu. MFÖ'nün Ali Desidero şarkısı vardır. Evet. Ya o aslında rap çalışması, yani yapılmaya çalışılmış bir rap parçasıydı. Hı hı. Girişimler vardı. Grup Vitamin vardı. Gökhan Semiz, Allah rahmet eylesin. Evet. Onun çok güzel Vitamin albümü işte grubuyla vardı, falan, evet. Albümüyle. Biz onları dinliyoruz. Mesela şey vardı, Ufuk Ercan. Evet. Onların işte Ercan Babil bir kuştur, sözünden dönen puştur falan filan diye giriyordu böyle şarkı. Onlar vardı ama ilk kez böyle gerçekten rap diyebileceğimiz, hani altyapısıyla olsun, işte sözlerindeki sitemle, isyanla, agresiflikle veya flow'la olsun, hani gidiş o Latin Amerikalıların yapmış olduğu rap gibi diyeyim. Rap'i Kartel'le gördük ve internet falan olmadığı için genelde ne oluyordu bize? Herhangi bir yeniliği biz Avrupa'dan gelen, hani gurbetçilerden, akrabalarımızdan öğreniyorduk. Onlar getiriyordu o albümleri bize. 3 sene sonra moda olacak bir şeyi onlardan görüyorduk falan. Kartel de böyle bir şeydi. Yani çıktığı yılı hatırlıyorum. 10 yaşında bir çocuktum. Havalıydı. Hı hı. Ya öyle bir hype'ı vardı yani. Havalı bir durumu vardı. Aa, Türkçe sözlü böyle şeyler yapılabiliyor mu? Tabii canım. Durumu söz konusuydu. Ha, kimse ya sözünde falan değildi yani. Ben hiç onun eleştirdiği konuyla ilgili tartışıldığı, konuşulduğunu bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Kartel'i çıkışını hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Siz değil çünkü. O tarihte yok. Yok. Onlar değil mi? Yani siz ama biliyorsunuz. Biliyorsun. Peki o zaman çok etkileyici bulduğunu hatırlayan var mı aranızda? Kaseti siyahtı diyerek müthiş bir detay verdiniz. Pazarda tişörtleri falan satılıyordu. Tabii sonradan onları ardından falan hatırlıyorum ben. Mesela İnönü Stadı'nda ilk konser veren sanatçılar yani. Gerçekten. Evet. İnönü Stadyumunda konser. İzmir'de de bir yere gelmişlerdi. Ben yaşım küçük, gidememiştim ona da. Bayağı izdiham olmuştu. Yani camları falan kırmışlar yani o derece içeri girebilmek için falan. Öyle bir durum söz konusuydu. Şimdi 1985 İzmir doğumlusun. Evet. Zamanında kısa bir yolculuğa çıkartmak istedi bizim editörler seni. Şimdi sana İzmir'e dair söyleyeceğimiz yerlerle ilgili aklında birer cümlelik anı hatırladığın bir şey varsa onları duymak istiyoruz senden. Dungeon. Tabii Bornova'da bir bar. Aynen. Anımızda var yani. Çok eski bir bar. Öyleymiş. Ben zaten Bornovalıyım. Tabii. Yani herkesin eğlenmeye gitti. Hatta sahne de aldığım bir yer yani. Sahne aldım burada. Evet. Kesinlikle. Yani gündüz matinesini veriyorlardı bize. Rock mekanı. Hani rockçıların takıldığı bir mekandı. İlk baştan beri çok kült bir mekandır. Biz daha böyle yaşımız tutmuyorken falan işte girmeye çalışıyorduk falan içeriye, kapıdan içeriye falan. Arkadaşlarımız falan olduğu için sağ olsunlar bizi alıyorlardı böyle. Takip ettiğimiz rock sanatçıların konserleri olduğu zaman. Sıcak bir mekan, dar, hani birazcık böyle dar ve balkonu olan bir yer. Ama tam böyle bizim rap yapmalık yani böyle hype'ın yüksek olabileceği bir organizasyondu. Güzel bir mekandır da işte özledik. Yani sulu bira, üniversiteler falan. Tabii. Gündüz partileri. Öyle. Kesinlikle. Hala açık mı, kapalı diye? Pandemi gelmeden önce açık diye biliyordum. Ha, okey. Pandemide ne oldu bilmiyorum. Club 33. Yok. Oz Venue. Aslında Oz Venue değil. Oz dedikleri ilk. Bu Oz Venue değil. Venue'den önceki Oz. Bunun mekanı şu anda var. Dungeon'ın sokağında. Aha. O sokağa girdiğinizde ilk mekan aslında Oz. O da ondan önce Paşa'ydı. Aha. Biz ilk rap, hip hop cemini orada yapmıştık. Aa. Tabii. Bir sürü isimle İzmirli. 2002 falan yani. 2003 falan. Çok eski yani o zamanlar. Çok güzel bir mekan. Yine Bornova'da kült mekanlardan bir tanesi. Opus tabii Alsancak. Yani Gazi Kadınlar Sokağı'ndaydı sanırım. Ya sokakta hayat var. Adres veriyoruz artık. Orası çok önemli çünkü benim içinde Paplar klibini çektiğim yer, mekan da orasıdır. Benle özdeşleşmişti bir ara, bir dönem. Aha. Ben lansmanlarımı orada yapıyordum. İzmir'de çıkış yaptım işte. Albümlerimi falan orada satıyordum. Kitlemle falan orada buluşuyordum. Hı-hı. Daha sonra İzmir'deki rap oluşumları da o mekanda konser vermeye başladı. Bizim için güzeldi. En son sanırım kapanacak falan diye bir duyum almıştım 5-6 sene önce. Şu anki akıbetini bilmiyorum yani. Kibele? Yok o da yok. Yani. Bios? Başı Bozuk diye bir arkadaşlarım var benim. Grupları var. Aha. Rock müzik yapıyorlar. Onlar böyle her hafta çıkıyorlardı. Belli başlı günlerde. Ben arada sırada katılıyordum onlara. Konuk sanatçı olarak böyle. Ama tamamen doğaçlama. Çıkıyorduk falan. Bazı şarkıları raple harmanlıyorduk. Ben ara bölümlerde rap söylüyordum. Tibet vardı işte solisti. O işte bir vokal yapıyordu falan. Böyle caz gibi takılıyorduk yani. Aa ne güzel ya. Peki Phil Pizza. Oo. Siz de biliyorsunuz. Phil Pizza'yı tabii ki. Sen biliyor musun karşı? Alsancak. Sen kesin biliyorsun. Ben de biliyorum çünkü Phil Pizza. Phil Pizza'nın karşısında Gazi İlköğretim Okulu var. Aslında ilkokul orası. Ben orada okudum. Ha. Yani direkt her günümüz oradaydı. Yani. Bütün arkadaşlarla karşıya geçiyorduk ama çok özel bir yeri var. Bu pizza ile ilgili franchising ve hani büyük marketler, firmalar devreye girmeden önce Phil Pizza İzmir'in hani en bilindik ikonlarından bir tanesiydi. Karşısında zaten Sevinç Pastanesi var. Herkesin önünde buluşup da içine girmediği yer. Kesinlikle öyle bir şey var yani. Pahalı diye mi? Niye girmiyorlar? Yok, o adres olmuş orası. En son sahibi çıkıp şey yapmıştı yani, açıklama yapmıştı. Yeni Asya'da bir röportajını gördüm. Ya abiler önünde buluşmayın, içinde buluşun da bize de yarasın diye yani. Bir çay içimde Allah belasına versin. Phil Pizza da onlardan biri, kapandı diye biliyorum o da. Peki körüklü otobüs. Editörümüz hat 554 ve 8'i kullanıyormuş. Sen kullanıyor muydun? Ahiret sorusu gibi. Yani uzun. 8'i biliyorum. 8'i bilmeyen İzmirli yoktur zaten. Her yerde görürsün onu. Çok uzun bir şeyi var. Yanlış hatırlamıyorsam Güzelbahçe ile Fahrettin Altay arası gidip geliyordu otobüs. Çok büyük bir şey var. Yani İzmir'in bir ucundan bir ucuna gibi. Şeyi biliyorum ben. Okul çıkışı bazen ortaokuldan çıktığımda anneannemlere gidiyordum. 248 ile 249'u kullanıyordum. Onlar da körük oluyordu. 165 ile 168'de körük olmuyordu. Onu hatırlıyorum, bir körüklü otobüs. Şu Macar dedikleri şey. Ben de biliyorum az çok. Şimdi babam otobüs şoförüydü. Tabii. Oradan emekli oldu yani. Dolayısıyla bazen denk de geliyorduk yani babamla. Ne güzel ya. Aynen. Havra Sokağı'ndaki sübyeci. Havra Sokağı'nı biliyorum. Ama sübyeciyi hani bilmiyorum. Balık türü hani deniz ürünleriyle falan çok aram yok. Hadi ya. Sadece midye, kalamar falan. Onları seviyorum. İzmirli o midye yemezse döverler zaten. Aynen, kesinlikle. Karşıyaka vapur iskelesi üstündeki DNR. Tabii biliyorum. Orası da bir uğrak, hani bilindik bir yerdi. Oranın bir salonu vardı. Aslında amatör oyunlara da sahne oluyordu. Böyle bazen girişimleri olan üniversite öğrencileri falan tabii orada tiyatro oyunları sergiliyordu falan. Tiyatro salonu olduğu için yapabildiğimiz kadar böyle bir rap partisi yapmaya çalışmıştık orada. Hatta onunla ilgili çok garip bir anım var. İlk sahne aldığım anlardan bir tanesi. Yaşım bilmiyorum 18 mi 17 mi o derece küçüğüm yani. Kapıdaki güvenlik, bileti kesen arkadaş beni tanımamıştı. Ya tanımaması normal. Tanınan bir adam değilim zaten o zaman da. 4 tane şarkım falan var. Ya abi diyorum bu benim. Afişi gösteriyorum falan. Bak kimliğimi gösteriyorum adama. Almamıştı beni. İnanmamıştı falan. Yemin ediyorum gidip bilet alıp kendi organizasyonuma bilet veriyorum. Evet. Ben size bir şey anlatacağım. Evet. Bak Ender. Biz Alice oynuyoruz ya normalde bu pandemi öncesi bitince yine oynarız inşallah. Alice'in kulisi de bu girdiğiniz yerin yanındaki kapıdan giriliyor. Orada da güvenlik hep olur. Arkadaşlar ilk 1 sene Enis'i tanımadılar, Enis'i. Orada o kadar buranın yani PSM'nin güvenliği İstanbul'daki en sağlam bu kültür merkezi güvenliklerindendir. Çok fazla şeyleri var, denetimleri var. Yani Enis diyor ki yani ben hani tavşan oynuyorum yani hani hani bari beni bil yani hani diye. O yüzden tahmin edebiliyorum ama bilet almasına gerek olmadı. Bir İzmir dayanışması var mı Ender? Bizim tarafta vardır. Oyuncular arasında belki sizde de başka mesleklerde vardır bilmiyorum ama oyuncular arasında mesela bir 9 Eylüllüleri biz beraber tanırız. Aa, bunlar bizim 9 Eylüllü tayfası deriz. Onlar birbirini tutar da bir dayanışma var. Ama okulla ilgili diyorsun sen. Yani evet. Siz okulla ilgili. Belki tiyatrocular arasında çünkü bilindik bir şey olduğu için aha, ben İzmir'le ilgili görmedim. Ha. Müzik camiasında bir dayanışma. Çünkü hepsi İzmirli zaten. Çoğu İzmirli yani. Ha. Müzik camiasının. Evet doğru öyle bakınca. Yani şeyde çok var. Büyük şehirlerde çok yok. Onu fark ettim. İstanbullu, İzmirli ya da Ankaralı birbirini tutma, iş paslama falan. Hı hı. Bu gibi durumlar yok. Ama Adanalılarda var. Aa. Adanalılar birbirini hem tanır. Bir de Bursalılarda gördüm abi. Bursalılar da çok tutuyor birbirini. Aa, evet. Bursalı'da bir hanımefendi var. Programa gelmiş. Ama o kendi gelmiş. Onu kimse tutmamış gördüğümüz kadarıyla. Olsun. Hiç söylediğin şarkının sözünü unuttuğun oldu mu? Çok. Ya zaten doktor yani sen bir de rap yapıyorsun. Normal böyle notaya bakıp söyleyen arkadaşlarımız söylüyor unuttuğunu. Sen zaten nasıl hatırlıyorsun? Ya bir konserde falan yaklaşık zaten 1-1,5 saat kadar sahnede kalıyoruz. Evet. Yani sürekli bir şarkı... Gerçi ben aralarda çok konuşurum ya. Benim organizasyonlarıma gelenler bilir bunu. Yani şarkılar arası geçiş yaparken de bir hikayeyle ya da bir şeyle süslerim onu falan. Aha. Ama... Allah'tan yani hani popüler olmamdan kaynaklanan kitle de biliyor. Hani gelen benim kitlem oluyor genelde. Abi hani şey vardır ya, şu olay vardır ya. Vıdır. Aslında o ne biliyor musun? Unuttum. Tazeleyin beni durumu. Doktor seninkini de yani. Tiyatrocularda öyle bir şey yok tabii hani. Ester ne demiştim falan. Sabah uyandığında aynaya bakıp ve Tanrı erkeği yarattı demişliğin var mı? Hiç. Yok. Ya hiç öyle... Ben kendini hep eleştiren bir adamım. Gerçekten mi? Hani Robert De Niro'nun Taxi Driver filmindeki gibi hani bana mı dedin falan diye böyle hani aynada bakıp böyle kendimle oynadığım hiç hani ya da ne bileyim hani o dediğin gibi narsist bir şekilde baktım. Ay çok kendimi çok eleştiririm. Aha. Yani zaten aslında insanları eleştirme özgürlüğümü yani kendi içimde hakkaniyetli bir noktaya dayandırdığım zaman ona sığınırım hep. Ama aha, sen kendini de eleştiriyorsun bu konuda. Aynen. Dolayısıyla başkalarını da eleştirebilirsin deyip. Yani bilmiyorum yani hiç zaten bu soru tuhaf. Of ne erkeğim falan tribi. Var mı aynanın karşısına geçip? Vardır illa ki. Falan söylemezler yapan. Ama. Var mı aranızda öf Tanrı kadını yarattı ya da erkeği yarattı falan diyen? Kız sen demiyorsan terbiyesiz evladım. O kesin. Sen demiyorsan bak şuradan şuraya gidelim. Diyorsun değil mi? Diyorsun değil mi? O da neler diyordur. Hangi saatlerde diyorsun? Makyaj yapınca diyor. Tazeledikten sonra. Ay Allah'ım. 19 yaşındasın. Senin cildin zaten taş gibidir. Neyle makyaj yapıyorsun acaba? İltifatımızı da ettik. Kardeşin gözde usluyla yaramazlık yapıp suçu komşunun çocuğu Berke Can'a attığınız oldu. Berke Su'ya. Berke Su diye bir komşu çocuğunuz var mıydı ya? Yani o yıllar için... Biz hiç öyle bir semtte oturmadık yani. Gerçekten. Tabii canım, Berkesto falan. Bizim mahalle arkadaş Mehmet Ali, Yakup, İbrahim, Dalip, tabii Hasan Hüseyin, Ahmet, random isimler. E peki dede isimlerini öyle falan. Öyle yaramazlık yapıp ateşlediğiniz oldu mu? Ben yaramazlık yapıp gözlüğe attığım oldu. Ha. O çok oldu. O normal. 3 yaş var aramızda. O biraz sessiz, sakin bir kızdır. Ben de o, tam tersiyim, tam zıttıyım. Afacan yani. Hani bir inşaata girilip birinin ayağına çivi mi batacak? O benim. Biri ağaca tırmanacak, yere mi düşülecek? O benim. Acilden toplanılacak falan. Gözde tam aksine. Çalışkan kızımızdı. Hani okur, çizer falan böyle. Burada hani mı kafada. Gözde şu an? Yok, Gözde yurt dışında. Şarkılarında hiç esinlendin mi? Mutlaka. Kesinlikle yani. Hani yani bu esinlendin zaten... mi tırnak içine almış. Bu terbiyesiz şey falan. Yani şeyden bahsediliyorsa şey, başka bir şarkıdan esinlendin mi? Hayır. Ama mesela bir filmden, tabii ki, bir arkadaşımın anlattığı bir şeyden. Zaten insan olmayan bir şeyi yaratamaz ki. Yani bizim iplerin ucunu birleştirip de finalde bir yapboz gibi insanlara sunduğumuz şey, düşsel şeylerin, düşsel kırıntıların hepsi sağda solda bir şekilde oluşuyor. Kimisi gerçek hayatta yaşamış olduklarından ilham aldığın konular oluyor. Evet. Kimisi de gözlemlediklerinden, kimisi de böyle bir eksiklik var, dur şunu tamamlayayım dediğin hikayelerden oluşuyor yani. Hani evet, insan yaşamadığı şeyi yapamaz zaten. Kendi aramızda bunun sohbetini çok ederiz açıkçası ekiple falan. Yani bilmediğin şeyi hayal edemiyorsun zaten. Yani. İmkanı yok. Peki Rolex'in var mı? Olsa takar mısın? Var ve var olduğu için takıyor. Ama hiç öyle hani şey değilim yani, hani koleksiyoner olayım. Aha. Hani öyle pahalı pahalı işlerde falan hani. Ya erkeğin bir aksesuarı olmadığı için fazla bir aksesuar. Saat güzel bir aksesuar. Evet. Ben şey olarak bakıyorum hani. İşte pahalı bir saatin var, okey. Bunun önemi nedir? İşte yarın öbür gün çocuğun olur, torun, tombalak. Hani onlar arası böyle bir erkekler arası bir şey vardır ya. Yüzük. Tabii tabii, kadınlar arası vardır ya, yüzük gibi bir şey falan. Hani o, evet, öyle devam etsin diye hani aldığım bir şey falan hani. Hiç öyle hani para kazanmak için bu kadar zaman harcayıp sonra kazandığım parayı zamanı ölçen bir cihaza mı yatırıyoruz? Saçma geliyor bana. Hiç nezarete düştün mü? Bir kere. Gerçekten mi? Ama çok kısa. Savcılıktan bir arama kararı çıkmış hakkımda. Senle ilgili. Benle ilgili. Bir davayla ilgili. İkametgah adresim farklı gözüküyormuş. Dolayısıyla oraya sürekli bir şey yollanmış. Ha, kağıt gitmiş. Tebliğ ama bana ulaşmadı. Ben de konserdeyim. Aydın'da. Ha. Otele yerleştik. İşte polis arıyor falan dedi. Kız arkadaşımlayım. Ya bırak şaka yapma falan diyorum ben. Yok ciddi ciddi diyor. Polis arıyor falan. Eyvah. Gelmeden önce de geyini yaptık ya, ondan ben de hiç inanasım gelmedi falan. Sonra cidden böyle bir durum var. Polislerle gittim, konuştum. Dedim hayırdır yani, siz hangi birimdensiniz? Ne suçla alındığımı bileyim. Ona göre tweet atacağım çünkü bekliyorum. Ona göre Türkiye ayağa kaldırayım mı kaldırmayayım mı? Bana doğruyu söyleyin falan gibisinden. Yok dedi, biz dedi şey adına gelmiyoruz dedi. Hani herhangi bir siyasi bir olayla ilgili gelmiyoruz. Öyle olsa başka birim yollarlardı falan. Nezarette kaldığım süre 1 saat falan yani. Berlin'de Berghain'e gidip 3 gün partilediğin oldu mu? Yok. Ama o geyiği duydum. Yani kimseyi almıyorlarmış falan filan. Var mı ya aranızda giden? Yok. Berlin'e gidip 3 gün partileyen var mı? Ya çok özel bir parti işte bir şey. Ya içeride ne oldu? Kulüp gibi bir şey ama hani içeride ne olduğu falan bilinmiyor. Bilmem ne falan filan diyorlar. Ben arkadaşlara şey dedim. Atilla Taş'ı yollayalım. O zaten anlatır hepsi. İçeride ne oluyor ne bitiyor. Sahnedesin, ön sırada çok çekici bir abla var. Gözün kayar mı? Yani... Politik bir cevap vermeyeceğim. Ben sahnede zaten sürekli seyirciyle göz gözeyim. Evet. Ama gerçekten işime çok titizleniyorum ve profesyonelim o konuda. Yani sahneye çıkarken şartel. Yani tamamen Norm Ender oluyorum. Yani dolayısıyla gelenler güzel mi? Hani çirkin mi? Onunla ilgilenmiyorsun. O yani şekilci bakmıyorum yani. Dolayısıyla hani... Hepsi gözüme güzel gözüküyor. Ben onların feedback, onlar eğleniyor mu? Aha. Hani şarkılara eşlik ediyor mu? Orada güzel bir atmosfer oluşturabiliyor muyuz? Bununla ilgileniyorum yani. Okey. Komşularından hiç yüksek sesle müzik dinlediğin için uyarı aldın mı? Çok. Normal. Herkesin ergenliğinde geçmişti. Hiç çıplak güneşlendin mi? Hayır. Ama özeniyorum ya. Gerçekten mi? Nüdistlere mi yoksa yalan mı? Evet. Almanya'da öyle bir olay var ya. Evet. Ama şey değil yani hani kendim için hani bir deneyim olarak. Mesela Faruk'tan Seyşeller'e falan gitmişti. O dönem konserim olayım falan olmuştu. Denk gelemedik. Öyle mesela tropik adalar oluyor ya kimsenin hani olmadığı falan. O tarz bir yerde falan belki, ben bilmiyorum, kültürümüzden etkileniyoruz yani ister istemez. Öyle insan için Almanya'da Türklerin yoğun olduğu bir bölgede abi falan yok yani. O pozisyonda tanınmak istemem yani. O pozisyonda tanınmak istemem. Dinlediğini söylemekten utandığın ama dinlemekten vazgeçemediğin bir şarkı var mı? Yok. Yani her bir şeyi dinliyorsam, seviyorsam onu da rahatlıkla dile getiririm ve niye utanayım ki? Aynen, doğru söylüyorsun. Yani izlediğim bir film ya da olabilir. Şey açısından soruluyor bu soru, hani bazı sanatçılar ya da sanat eserleri belli bir zümreye hitap ediyormuş gibi bir algı oluşuyor yani. Sosyolojik olarak belli bir kümeye sokmaya çalışıyorlar. Kalıplara, toplumun biçtiği roller. Mesela en son hatırladığım rahmetli Müslüm Gürses. Bizim zamanımızda hatırla. Hani kimse söylemezdi, herkes gizli gizli dinlerdi. Belli bir süreden sonra o Cihangir'e de eline geçirdi yani. Öyle ondan sonra herkes ya Müslüm Baba'yı dinliyoruz falan filan moduna girdi mesela. Onu bir hatırlıyorum ama hiç sorun değil yani. Dinlesem de her ortamda söylerim dinlediğimi. Yaptığın müziklerden sonra aranıp böyle bir telefonla ya bunu niye yazdın ya falan denildiği oldu mu? Kız arkadaşlarım falan genelde yapıyor onu. Gerçekten? Bir şarkı vardı, Kezban diye bir şarkı. Ha. 2017'de yaptığım falan böyle. Orada böyle bazı işte belirtiler var işte. Pembe kaplı telefon falan filan gibi. İşte fast food bir ürünü yerken light bir içecek istemeleri falan. Yani sanki bütün kaloriyi yapan içecekmiş gibi falan. Böyle tespitler, sen bizi görerek mi yapıyorsun bunları falan filan. Hani bize uyuyor muhabbetinden falan. Kız arkadaşlarım var işte, yok aslında dedim, hepsi genel bir gözlem. Peki iki seçeneğin var. Hayatın boyunca hiçbir zaman müzik yapamayacaksın ya da bir tane pop albümü çıkartıp rap müziğe sonrasında devam edeceksin. Gözlerimin içine bak ve hangisini seçeceğini söyle. Kesinlikle yani pop albümü çıkarırım bir tane. Değil mi? Sonra rap edemem. Yani müziksiz yapamam yani. Çünkü başka bir şey yapamam. Yani öyle hissediyorum yani. Ne güzel. Bunu yapmak için gelmiş gibi hissediyorum. Dolayısıyla katlanırız. Zaten onu da yapan var ya. Pop yapıp rap yapmaya devam eden de çok var yani. Halk da kabulleniyor onları. Artık alıştık ona. Onu yapar devam ederim yani. Aynen. Eksik Etek şarkısını çıkardığın zaman ailen ağzına acı biber sürmeye çalıştı mı? Yok. Çalışmadı. Ailem hep her zaman destekçiydi yani benim arkamda. Hani sadece o şarkı değil. Hani bir sürü şarkı var. İşte politik göndermelerim olsun. İşte ne bileyim dünyayı attığım, işte anlattığım, bir insanın anatomisini anlattım. Mesela Depresyon Oteli gibi bir şarkım vardı. Orada olsun. Benim genelde daha önce kuşak. Anneannem falan. Yani o mesela şey yapardı böyle bir şey söylüyor. Ayıp. Denmez bunlar falan gibi böyle. Yani bu hani nasıl anlatayım, aile içi bir müzik türü değil. Evet. Onu söyleyeyim yani hani ilahi gibi değerlendirilemez. Ya da ahlak yapıları ailenin ahlak yapılarına uymak zorunda değildir bu müzik türünü. Bir şey diyordu mesela hani bunu yapacaksan argoyla yap. Hani kendini illa sertleştireceksen argoyla yap. Çünkü finalde iş şuna dönüşüyor. Küfür etmeden bu müziği yapamazsınıza dönüşüyor iş. Yani hiç alakasız bir insan gelip hayatında hiçbir kafiyeli cümle kuramamış bir insan ya da insanlığa dair tek bir aforizması olmayan biri sana kalkıp bunu diyebiliyor. Küfür etmeden yapamazsın bunu ya falan diye. Dedim ki okey tamam o zaman. Küfür etmeden bir şey yapayım. İşte ondan sonra içinde Paplar albümü çıktı 2010 yılında. Ondan sonra başka bir şey dediler. Öyle öyle diye diye işte. Onlarla öyle bir ilişkimiz var kitleyle aramızda. Okay. Simide hala gevrek diyor musun? Zaman zaman evet. Ama İstanbul bozdu biraz. Değil mi? Simide döndün yavaş yavaş. Sadece simit gevrek değil ya. İzmirlilerin çok şeyi var. Çok şey var. Tabii canım, klorak, çiğdem falan. Bir tane ama onun dışında da var mesela. Ne var ya? Ya yemiş mesela biz şey deriz, bu incir oluyor ya dalından koparmış. Ona yemiş derler. Evet. Hani bardacık işte yersin. Bir alışverişe gitmiştim bir yerde falan. Orada bir tezgahlar var. Aklıma hiç gelmedi yani. Sizde yemiş var mı dedim. Kız terbiyesiz dedi gitti. Ya yemin ediyorum. Abi aklımın ucundan geçmiyor yani. İzmirli zaten adam bunu çocukluğumdan beri bu yani. O hani nereliymiş ya? Yeni dünyaya muşmula denmesi gibi bir şey. Sonra dedim pardon ne diyorsunuz falan filan. Sonra anlattım ya dedim incire bizde böyle böyle yemiş derler falan. Ha çok özür dilerim. Arkadaşlar abi bunu müşteri der mi yani sana gelip sizde böyle bir şey var mı? Bunlar yemiş var mı yemiş? Yani çok saçma bir şey yani. Yemişin mesela bir argo bir anlamı, tuhaf bir anlamı olduğunu düşünen var mı aramızda? Ya onu anladı herhalde. Onun nereli o da bir şeye gevrek diyor galiba. O da ondan. Kesinlikle. Hiç her şeyin berbat geçtiği ama çaktırmadığın bir konserin oldu mu? Ya da çaktırmadığını sandığın. İlk zamanlar verdiğimiz konserler çok zorluydu. Yani konser bile denmez aslında onlara. biliyorsun Anadolu'nun birçok şehrinde özellikle tiyatrocular çok bilir bunu. Hani tiyatro salonu yoktu Hı-hı. falan. Biz de aynı şekilde mesela düğün salonlarında sahne aldığımız oldu. Yalan yok. Hani düğün olan bir düğün salonunda değil. Yine hip-hop partisi. İnsanlara açıklamak zorundayım artık çünkü açıklamak zorunda hissettiriyorlar. Şarkı sözünde mesela bir şey yazıyorum. Yani Türkçe herhangi bir mübalağa yok, mecaz yok, bir şey yok. Burada ne anlatmak istedin diyor. La açık işte yani ne anlatmak istediğim çok açık. Bunun üstüne ekstra bir açıklama yapmama gerek yok ki. O sahnelerde mesela atıyorum kulisi olmayan hani işte tuvaleti olmayan yerler çok zorluk yaşadık yani. Cem Yılmaz diyor işte arkada pet şişe içiyorduk falan bazı gösterilerde. Bizim de öyle şeyler yaşadığımız oldu ama onlara kötü anılar olarak adlandırmıyorum. Yok. Onlar güzeldi. Sadece ilginç bir şey geçen sene yaşadım. Mekanı sahibi çıktıktan sonra yazın bir yazlık mekanda yaşadım. Ya normalde iyidir sahnem. Yani seyirciyi falan alırım. Hani baya böyle işte feedbacklerle falan şarkıyı götürürüm. Neyse. Şarkıyı söylüyorum. Herhangi bir feedback yok ve her şeye oynuyorlar. Her şey ama hani böyle kıvırtma durumu söz konusu. Ya duygusal bir şarkı söylüyorum. Oynuyorlar falan filan. Anlamadım. Neyse şunları dedim hani bir feedback hani şarkı sahneye alayım falan seyircilerle böyle bir etkileşime gireyim falan. Bildiklerine emin olduğum şarkıları seçiyorum. Mesela sözlerimi geri alamamın cover yaptığım bir şarkısı vardı. Hani bunu bilirsin artık yani bulutsuzlu gözüm falan diye. Nakaratını söylüyoruz falan. Yok. Abi Kara Toprak yaptım Aşık Veysel'den. Yok yani. Mekanın sahibi yaptım. Normalde son söylüyoruz o şarkıyı. Hani onu bilsinler bari. Yok. Abi dedim niye böyle? Portekizliymiş onlar. Portekiz turist kafilesini artık dövizden dolayı mı ne? Getir mekana yığ. Aa. Yemin ediyorum. Ya ama değişik yarın falan söylüyorum böyle hani. Ben kanlı kız böyle dans ediyor falan anlamıyor yani. Adamlar o zamanlar Portekiz'e açılmamışım daha dedim anladım yani. Ya böyle saçma bir şey yaşamıştım evet, bayağı yani. Enteresan. Nedir? Estetiğin var mı? Yok abi. Hiç mi yok? Hiç. Beyaz da mı yok? Bir yerde gördüm. Çok komikti. 18 yaşımda halimde çekilmiş fotoğrafımı koymuşlar. Bir de 33 yaşındaki halimde bir fotoğrafımı koymuşlar. Aradaki değişime ne diyorsun? Öbürü de demiş ki adam yaşlanmış yani. Estetik değil ki falan. Yani burnum kemerlidir falan. Hiçbir değişim yok ki. Yaptırmadım. Evet. Yaptırsam da söylerim. Bundan da insanların böyle geri durmasını da saçma buluyorum bu arada. Hanımlar beyler gözlerinin içine bakıp paketledik. Alkışlıyoruz beyefendi. Ya Ender sen ağırbaşlı böyle efendi falan biri gibi görünüyorsun aslında. Gayet doğal, normal, sohbet edilebilir birisin. Ama senin lisede çok sık kavga... Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani işte böyle bir gerginliğin anladım, falan anladım. Yok yani. O yok. Durup dururken ta falan titremeye başlamıyorsun ama... Senin yani lisede falan uyumsuz diye tanımlandığın olmuş. Böyle sürekli kavgaya giriyormuşsun. Ya kavga değil o ya. Öyle mi? Yaramazlık o. Yaramazlık. Yani sınıfı kaçırıyordum falan onlar yani. Peki bırakmışsın sonra? Ben bırakmadım, onlar bıraktı. Ha attılar seni? Tabii canım, tasdikname. Şaka yapıyorsun. Tabii. Yaramazlık dedin, ne yaptın? Öğretmen ben devam etsem ederdim. Ya yok ya, o tarz şeyler değil. Komik yani, şöyle kimseyi falan öyle dövmüşlüğüm etmiş değil mi? Hani o tarafta bir şiddet yanlısı bir tarafım yok yani. Şey oluyordu yani hani belli bir süre sonra o yaramazlık artık hani topluca nasıl ayartabilirim falan. Ha, mesela alıyorsun defteri, diyorsun ki işte... Okul maçı varmış bugün. İşte hocayla konuşuldu ya da müdür yardımcısıyla. İşte eğitim olmayacak bugün. Herkes okul maçına gitsin. Sen bunu yayıyorsun. Ama yok öyle bir şey. Aynen, çok iyi. Sınıftakiler herkes gidiyor. Ya müthiş değil mi bu? Bu yüzden falan insan filan. Okuldan mı okuldan atılma nedenim bu değil. Bu yaramazlıkların birikmesi. İlk sene zaten devamsızlıktan kaldım. İkinci senede sadece bizde çıkan bir şey vardı. Edebiyat baraj dersi oldu. Şeyde de geçtim bayağı, işte matematiği falan verdim. Orada kredi notumla teşekkür alabilecek bir noktaya geldi artık notum bütünlemede. Ama işte müdür dedi işte anneme. Yani buraya dedi karşıya bir okul daha yaptırsanız bu çocuğa olmaz dedi. Ah. Öyle valla. Öyle bir durum söz konusu olmuştu yani. Ben eğitim hayatıma falan bitmesine falan üzülmedim. Zaten sonra açıktan bitirdim liseyi. Yani üniversitede medya ve iletişimi kazandım. Onu devam ediyordum. Ama dedim ki hani müzik. Yani müziğe gideceğim artık. Üniversitede bıraktım yani. Okulu bıraktım. Aa. Sadece işte hani insanlara böyle davranılmasına garipsemiştim yani bir müdürün. Hay Allah ya. Ya şimdi tabii ki bir yani hemen hemen yakın dönemlerde okuduğumuz için o dönem bir tık daha sertti tabii. Çok. Hani çok böyle şeylere bu kadarını duymamıştım, ne yalan söyleyeyim, ama kavga dövüşten çok tasdiknamesi eline verilen arkadaşım oldu. Ama bunu duymamıştım ya, kötü olmuş gerçekten. Yani başka... yaşanması gerekiyormuş. Yani kaderci misindir biraz? Kaderci değilim de yani sonuçta oradan belki de kalmasaydım, atılmasaydım müziğe olan ilgimi belki aksatacaktı 2-3 sene daha. Lisede atıldıktan sonra evet hırs yaptım, sonra bitirdim. Yani normalde yaşıtlarımla aynı dönemde bitirdim. Açık liseden liseyi bitirmek minimum 3 sene 4 sene sürüyor. Çünkü her sene girip kredi notunuzun dengelenmesi gerekiyor. Ben 1,5 senede liseyi bitirdim. Bu rapçilerin bazılarının özellikle kendine has böyle bir mahlasları, takma adları falan oluyor. Seninki de Norm, ama Norm aslında Erman Altınoğlu ile beraber kurduğunuz bir grubun adıymış. Ondan sonra mı kaldı sende Norm, yoksa Norm zaten sen onu o zaman da Norm Ender diyordular da grubun adı da Norm mu? Şimdi mahlas dediğimiz şey aslında şey, hani namı diğer gibi bir şey. Tam kelime değil. Yani Norm bizim, yani benim Norm Ender diyelim, sahne ismim ya. Mesela namı diğer başka bir şey. Mesela atıyorum mekanın sahibi artık benim namı diğerim oldu. Hani mekanın sahibi dediğinde ben geliyorsam akla AKA gibi bir şey işte. Mahlası o yönde kullanıyoruz yani. Biz grubu, rap grubunu kurmadan önce benim solo çalışmalarım vardı. O zaman sana ne diyorlar? Sahne adını... Yok, ben sadece kendi adımı kullanıyordum. Evet, Ender diye. Ender. Daha sonra Ender diye rap yapan başka bir arkadaş vardı. Şu anda benim de arkadaşım. Ender Çubuker. Evet. O MC Ender adıyla tanınıyordu. Ankara'dan çıkmıştı. Onunla karıştırılmasın diye daha sonradan grup ismiyle anılmaya başlandı hani. Hani hangi Ender? Norm Ender. Aynen. Ben de aslında modunda böyle tahmin ettim, biliyor musun? Yani çünkü çok sonradan oturması da çok şey, mümkün bir isim bu. Yani Norm şak diye yapışır, o belli yani. Tek hece, sesi çok iyi. Evet evet, kesinlikle. Ender'le de çok iyi birleşiyor. Biz artık çocukluk hayali dersin buna artık, değil mi? Biz bu işi çok iyi yaparız. Abi hayal yani, hani biz bunu dünyaya duyururuz. Dolayısıyla tüm dünyada aynı anlama gelen bir isim olsun. Yani televizyon gibi bir şey olsun. Herkes bilsin ne anlama geldiğini deyip de arayıp da bulduğumuz bir sözdü. Çok iyi isim bulmuşsunuz ama. Peki 17 yaşından bugüne değişen çok şey oldu mu yaptığın müzikte? Müzikte oldu. Yani tanınırlığı müzikte... açısından oldu, yolculukta en azından. Ya da ifade etmek istediklerinde bir değişiklik oldu mu? Oldu. Yani ifade etmek istediklerimin muhatabı olacak kitleyi seçmede güzel bir sentez yaşadım. Yani deneme yanılma yöntemi. Yazdığım bir sözün aslında benim gibi düşünen insanların olduğu bir gruba hitap ettiğini düşünürken aslında bambaşka bir gruba hitap ettiğini görüp de yok abi yani ben burada değilim. Bu noktada değilim. Yani hani bunları falan destekliyorum ama ben bu noktada değilim. Yani bu kadar katı değilim. Diyebileceğim bir noktaya doğru evrildi müziğim. Yani ilk başlarda daha protesti. Daha sertti yani hani. Sözler daha fazla yumuşadı demeyeyim de biraz daha kitlesel anlamda daha genel konulara evrilebilecek şekilde soft bir hale geldi. Yani evet, yaşla da ilgisi var bunun. Evet. 17 yaşında, 18 yaşında insanın dünyaya bakışıyla 35 yaşında dünyaya bakışı biri olmuyor. Dolayısıyla müziğimle beraber ben de geliştim, büyüdüm yani. Sevgili Ender, seninle Malibu'ya uçuyoruz. Rick Rubin'in kayıt stüdyosuna, Shangri-La'ya götürüyoruz seni. Sana da kapıda soruyorlar gibi düşün, kiminle düet yapmak isterdin diye. İlk gelen isimler Rihanna mı yoksa Madonna mı? Yani Rihanna. Rihanna ile. O iki ismi de çok beğenmedin ama. Rihanna yani neyse mi oldu? Yo, Rihanna güzel ya, sesini seviyorum ya. Peki Rihanna ile mi düet yapmak istersin yoksa Nicki Minaj'la mı? Ya Rihanna ile devam edeyim ben. Evet, bu zaten yine abuk sabuk bir fotoğraf bulmuşuz. Başka bir derdi var gibi görünüyor şu an. Peki Rihanna ile mi düet yapmak istersin yoksa Alvin ve Sincaplar'la? İnanılmaz. Editörümüz ne kullanıyorsa hepimiz istiyoruz. Yani daha mantıklı bir şey olsa belki elerdim ama Rihanna şu anda. Rihanna. Evet. Rihanna ile mi efendim yoksa Lil Kim'le mi? Yani hala Rihanna ya. Adamı biz beğendiremeyeceğiz. Ben anladım onu. Lil Kim bir kere hani Tupac falan da bayağı hani bayağı sayı söylediği bir dönemden geliyor falan. Bu bayağı bir şey bir kadın yani hani o dönemde kim yanına gitse yanıyordu gibi bir kadın. Ha. Tabii tabii. Bütün rakiplerini ya yok etti ya öldü ya bir şeyler oldu yani. Evet, yaparken kafasını kaldı yani. Ben korkuyorum mesela Lil Kim'den. Yani karanlık işleri çok var gibi geliyor bana. Aa falan. Tabii tabii. Rihanna ile mi düet yapmak istersin yoksa Erkin Koray'la mı? Vay. Şimdi iş değişir. Yani hiçbir Rihanna'ya değişmem abi. Erkin babayı. Değil mi? Kesinlikle Erkin Koray'la yani. Erkin Koray'ın müziğinin bu kadar çok insana aynı anda hitap edebiliyor olması bana hep çok enteresan geliyor yani. Çok acayip bir şey ya. Bir ara dünyayı gezmiş, evet. Sırt çantasını alıp falan bütün çok acayip dünya müziklerini yani. Falan tatbik edeceğim falan diye. Zaten oradan geldikten sonra yapmış birçok hit dediğimiz. Erkin Koray'la mı düet yapmak istersin yoksa Eyvana Sert'le? Sana ne demişti yani. De sen? Ona bana gibi. Demedi abi. Şimdi bu rap popüler oldu ya, herkes aha. Bir şey konuşuyor falan. Ya böyle bir raple ilgili de hani uçurtma rüzgara karşı gelirse daha fazla yükselir tribi var ya. Bunlardan da böyle absürt absürt yani rap de sanat mı? Küçümser bir gözle evet. bir demeçleri olmuş. Ödül gecesinde de yanıma denk gelince artık onu bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Yani ben de dedim rap sanat değil ha, böyle verirsin ödülü demeye getirecektim. Ondan sonra artık benden mi tırstı? Hani bu diss atar bana falan filan sonra bilmem ne diye. Bir adamın mikrofona bir açıklamaya çalışıyor. Benim oğlum da rap dinliyor falan filan bilmem ne. Çok tatlı bir insanım. Sonrasında da falan konuştuk birkaç kere hani böyle ödül töreninden sonra görüştüm falan. Neyse kendisi evet. Erkin Baba'yla devam tabii. Erkin Baba'yla devam ediyoruz. Erkin Koray mı Beyoncé mi? Jay-Z ne der bu işe falan diye. Ben konuşurum. Zaten Jay-Z'nin kayıt yaptığı stüdyodayız ama bağlarız biz şey yapma. Ya Erkin Baba'yla her zaman kayıt yaparız. Nasıl satıyorsun? Evet. Beyoncé olabilir ya. Olur. Değişik olur, güzel olur yani. Aynen. Peki Beyoncé mi Whitney Houston mı? Allah rahmet eylesin. Şu anda zaten çok imkansız gibi görünüyor. Evet. Ya yine bir ben gerçekçi adamım. Beyoncé ile devam aynen, ediyorum. Aynen. Beyoncé ile devam ediyoruz. Beyoncé mi Missy Elliott mı? Missy Elliott olabilir evet. Missy Elliott olabilir değil mi? Ya o kadar severdim ki ben ya. Evet. Çok bayılıyordum ben ya. Combo yapıyordu beatlerini. Çok evet hani şey dedik ya hani maskülen bir müzik türü falan. İnanılmaz hype olan müzikleri vardı yani. Evet. Bayağı da tutuyordu. Breakdance müzikleri gibi. Ha ben arkadaşlarımın içerisinde hani breakdance yaptığını gördüğüm kadın MC'lerden birisidir yani Missy Elliott. Yani onun şarkılarını demek ki o şeyi veriyordu yani, hype'ı veriyordu ki onda dans ediyorlardı. Yani ben güzel, de çok başarılı buluyorum. Hatta hala Missy Elliott deyince kulağımda ritmi çalıyor ya. Çok acayip yani. Kesinlikle. Peki Missy Elliott mı, Christina Aguilera mı? Yok ya, Missy Elliott devam. Bunun suratına mı oldu? Bu Christina Aguilera değil ki. O mu bu? Ha? Annem yaşlanmış gibi değil, hava basmışlar gibi. Neyse, ayıp etmeyelim kadına. Peki, Missy Elliott mı, Gaye Su Akyol mu? Missy Elliott. Missy Elliott. Peki, Missy Elliott mı, Kibariye mi? Vay. Yani... Missy Elliott falan. Yok, Kibariye şöyle bir şey, benim çocukluğum işte geçtiği semt Gültepe. Aha. Yukarıda Çoban Çeşme yani, üst tarafta Çoban Çeşme var. Oradan Yıldız Tilbe çıkmadır. Aha. Kibariye de Tepeciklidir. Güzel. Yani ikisinin ortasında düşün bir sen çocukluk. Düşün. Yani semti anlayabiliyorsun rana, değil mi? Rana falan. Kesinlikle yani. Sonra taşındık oradan yani Gültepe'den. Tam zamanında almış yani annemler evi, taşımışlar evi. Yoksa şimdi o ışıklı motorlarla pa. Herhalde yüzüm arkadaşlarımın hepsi hala. Arada sırada gittiğimde görüyorum yani. Yani dolayısıyla... Kibariye'yle her zaman yaparız tabii ki ama... Bir her zaman daha evet. Geldi. Devam edelim. Missy Elliott'la devam ediyoruz. Missy Elliott mı, Cem Karaca mı? Şimdi bu olmaz. Cem Karaca'dır. Yani. Cem Karaca'ya geçtik kesinlikle, mi? Kesinlikle. Peki Cem Karaca mı, Spice Girls mu? Dedi. Kesinlikle abi. Yani Spice Girls mu kaldı zaten. Siz biliyor musunuz? Spice Girls'ü bilmiyor musunuz? Hiç duymadım. Yok. Tövbe estağfurullah. Spice Girls deyince bir şey hatırlatmadı size. Siz kaç yaşındaydınız? 22. Ya onlar abi. Spice Girls'ün götü kadayıf oldu tabii sen onu tanıyana kadar. Neyse. Yani keşke tanısaydın, çok severdim. Teyzeler bunlar. Çok tatlı teyzeler artık senin için öyleler. Peki, Spice Girls mü? Şaka şaka. Cem Karaca mı? Yoksa Gigi Hadid mi? Çocuklar, şey diye mi soruyoruz? Bu şarkıyı söylerkenki haliyle diye mi soruyoruz? Cem Karaca. Aynen. Yani kesinlikle. Peki, Gigi Hadid olmadığına emin misin Parşaka? Cem Karaca mı, Kartel mi? Yani şimdi Kartel dağıldı. Ona ben de üzüldüm. Şimdi sana kötü bir haberim var, Cem Karaca da öldü. Abi öyle ama imkansızı hissediyorlar ya. Aynen. Dolayısıyla... Yani, ya Kartel, ya şimdi aynı janrada hani müzik yaptığımız için... Ne gerek var diyorsun? Ben çok karaoke yaptım zaten Kartel'le. Düet yaptım yani. Onların haberi yok da. Aynen. Ben evde çok yaptım yani. Dolayısıyla Cem Karaca bambaşka tabii. Hani oradan çok farklı bir şey çıkabiliyor. Doğru söylüyorsun. Diye. Cem Karaca ile devam ediyoruz. Cem Karaca mı, Cara Delevingne mi? Bu kadar mı sadece? Evet. Yani Cem Karaca'yı zorlayan isimler olsa... Hani çok bir haklısın. Şekilde ama Cem Karaca... Bunlar zaten bu kesinlikle. İsimler Cem Karaca'yı değil, bekar editörlerimizi zorluyor. Kesinlikle. Yani şu an mesela bu fotoğrafları, videoları falan hazırlarken ekranı yaladığına emin oldum. 2-3 isim var aklımda. Oo. Onlarla programdan sonra tekrar görüşeceğiz. Cem Karaca mı, Eminem mi? Bana bunlarla gel diyorsun. Ya şöyle bir şey var, Eminem gerçekten bizim için yani yaşayan rap efsanesi. Yani dolayısıyla Eminem derim ya. Hani Eminem. Cem Baba yine hani kalbimizde onun evet, her zaman farklı bir yeri var ama Eminem özel bir isim abi. Yani bizim iş için. Yani sadece şey için demiyorum. Bizim ülkede ilk çıktığı zamanlar ben hatırlıyorum. Yakın çevrem falan Eminem için çok kötü şeyler söylüyordu. Ya. Tabii tabii tabii. Vanilla Ice'ın ucuz bir kopyası falan diyorlardı. Ciddiyim. 2002 yılları falan işte o daha film daha çıkmadan ama 8 Mile falan. Slim Shady, The Real Slim Shady falan çıkmıştı. O zamanlar öyle diyorlardı. Ben de hani ilk dinlediğimde falan tutulmuştum yani. Çok iyi falan demiştim. Daha sonra Eminem oldu. Tabii hepsi ondan sonra Rap God, Rap God diye dolaşmaya devam ettiler ama yani o zamanlarda çok farklı bir aurası vardı. Yine işte Lose Yourself şarkısı mesela bizim dönemdeki birçok insanı etkilemiş bir şarkı evet, yani. Bu geçen sene mi? Bu ödül törenindeki performansını... Oscar. Lose Yourself. Evet, evet. Lose Yourself. Evet, onu söyledi. Eminem mi? Tupac mi? Kesinlikle Tupac. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir önceki de kesinlikleydi. Yani ikisi şöyle söyleyeyim yani hani ikisinin de yeri çok farklı ama evet. Yani Tupac her zaman gerek kişiliği olsun hani lider karakteri olsun bir de çok farklı meziyetleri olan bir adam. Mesela hani bir dönem tiyatro yapmış, bale yapmış bir adamdan bahsediyoruz yani Tupac'tan bahsediyorsak yani farklı yani Shakespeare bilen bir adam. Yani çok farklı ama aynı zamanda Kara Panter üyesi. Yani yani dolayısıyla çok farklı bir kişiliği var. Dolayısıyla Tupac her zaman yapmış olduğu rap'le değil. Bu arada her zaman bunu söylüyorlar. Hani flow yönünden falan belki işte kafiye yönünden B.I.G. hani karşılaştırmadan kazanır. B.I.G. Daha ön plandadır ama dediğim gibi hani çok etkileyici bir hatip mi diyeyim konuşmacı kişiliğiyle işte o enerjisini falan karşı tarafa çok iyi yansıtan bir insan. Ya bizim müzik kültüründe ilgilenenler varsa mesela Tupac böyle bir fırtına gibi yani eli avuca sığmayan bir evet, adam gibi. Evet. Çok erken yaşta öldü. Yani olgunluk albümlerini dinleyemedik. Bence dünya içinde bir kayıp yani. Kaldı sana Tupac. Peki sen MySpace zamanında dünya listelerine girmişsin. YouTube'da da yine dünya listelerine girdim. Yani çok da normal şeyler değil bunlar. Yani bir ekip çalışması mı yoksa... Spotify'da da girdim. Spotify'da da girdin. Ne varsa girdin yani. Şimdi şöyle bir şey var abi. Onların hepsi farklı jenerasyonlara hitap ediyor. MySpace farklı jenerasyon. Anladım. YouTube farklı jenerasyon. Şimdi Spotify'da yeni nesil farklı jenerasyon. Hepsinde. Ya benim için böyle bir özelliği var yani. Her jenerasyondaki işte müzik platformlarında atıyorum en artık uzak seviye mi diyelim, en yukarı seviye dünya listesinde bir eserinin yer almasıysa bu üç platformda da yer aldı yani eserlerim. O yönde bir şansım var yani. Şey mi peki, bunu hedefliyor musun? Yok. Yoksa zaten bunlar gidiyor oralara. Ya zaten geliyor. Şöyle bir şey var. Türkçe sözlü rap yapıyoruz yani. Hani bunu zaten çok dinleyen ülkelerde, hani rap müziğin çok dinlenen ülkelerde bizim yapmış olduğumuz rap'in alınıp hani el üstünde tutulabilmesi falan, ya bunları çok hayal ya da düşünmek falan garip geliyor bana. Hani bunu yaparken böyle olmasın ya da bu sadece Türkiye'ye hitap etsin, abi böyle bir listeye girmesin şeklinde tabii ki de yapmıyorsun ama dünya listesine girecek diye hani bir şarkı çıkarayım diyeyse o zaman atıyorum görsele mesela Gangnam Style gibi bir şey mi yapacaksın yani? Hani onların ilgisini çekebilmek için yapman gerekiyor. Bir de eskiden daha şeydi, MySpace ve YouTube'da o kadar önemli değil. Mesela şimdi müzik platformlarında playlistler çok önemli ve bunlara da o müzik platformunun editörleri karar veriyor. Yani editörler mesela aslına bakarsan çok fazla bir dinleyici kitlesi olmayan bir insanı alıp milyonlarca takipçinin olduğu playlistlere ekleyerek çok fazla dinletebilir. Dolayısıyla hani birazcık o bizim Kral TV döneminde hani istediğini ön plana çıkarma olayına doğru gitmeye başladı dijital mecrada. Ben bu yönde birazcık ne derler ona, yeni çıkan rap müzisyenlerine de haklı buluyorum. Ama hani kendimle ilgili mesela atıyorum bir şarkım çıktı diyelim. O dönemin popüler bir playlistine beni almadıkları zaman kızmıyorum. Çünkü rap yapıyorum. Yani hani yapmış olduğum müzik janrı olarak hani böyle eğlencelik işler yapmıyorum. Daha fazla o playliste girip orada işte insanların dinlemesi için arabada giderken ya da işte bir mekanda açıp oynamaları için müzikler yapmıyorum. Dolayısıyla hani böyle playlistlerde olmadığım zaman mesela ben kendim açımdan hani kötü bir düşünce içerisine girmiyorum ama gerçekten saf, yani rap yapmak isteyen çocuklarla ilgili bir sıkıntı var şu anda dijital mecrada. Şu an eskiden olayımız popla rapti. Aha. Şimdi rap müziğin içerisinde de böyle ayrım oluşmaya başladı. Yani biz trap yapmak istemiyoruz ya da biz işte ne diyelim reggaeton müzikler yapmak istemiyoruz. Odotun vesaire. Yani biz normal rap yapmak istiyoruz. Boom bap. Bizi almıyorlar ama o listelere falan şeklinde bir şikayet. Yani rap müzikte de artık böyle bir ufaktan bir çatlak orada da vermeye başladı. Evet. Yani duyulan isimlerin aslında esas yapılmak istenenle çok alakası yok gibi bir şey. Ama dünya listesiyle ilgili bir formül yok. Aynen, tahmin ederim. Ya hani böyle şu şarkı çıksın, dünya listelerini kasıp kavursun gibi mesela Mekanın Sahibi. Yani nereden bileyim yani 130. sıraya falan gitti yani tüm dünya genelinde Spotify'da. Ya bu çok önemli bir şey. Niye önemli? Hani tamam oradan da dinleyenler var diyorsun ama çok bence merak edilebilir yani yani bu dünya listesine giren kimler var falan diye bakıldığında seni dinleyen yarın başka. Abi sadece sanat değil. Yani olayın politik, siyasal boyutları var. Ya bir kere yani ırktan dolayı sahip olduğun bir kimlik var. Avrupa'da farklı gözle bakılıyor, Amerika'da farklı gözle bakılıyor. Zaten ne üretirsen üret yani buradan çıktı sanki hani öyle bir şey noktadayız ki diğer bütün işte emperyalist ülkelerle aynı eşit seviyesindeyiz. Yani sanat anlamında da işte güç anlamında da siyasal olarak falan. Bununla ilgili dolayısıyla hani bir şey yapalım Türkiye'de dünyanın her yerinde dinlensin gibi bir noktada değil. Yani dünyada ülke olarak bir noktaya geldiğimiz zaman evet buradan çıkan müzisyenler de dünyanın diğer noktalarında o popüler rakamlara ulaşabilir, konserler verebilir. Dolayısıyla var çaba, hani bir Avrupa'ya açılalım, bir Amerika'ya açılalım ama genelde çoğunluğunu orada yaşayan Türklerin oluşturduğu konserler oluyor bunlar. Ya, yani hani yani zaten şey var Ender, yani o zaten bir formül ve K-popçular o formülü buldu, yapıyorlar. Yani öyle bir şey üstüne yani bence onu istiyor olsak zaten sen de istiyorsan onun matematiğine oturur 2 sene 3 sene çalışır yapıştırırsın ama yani herkes kendi yaptığı ve ürettiği şey üzerine bir yere gitmeye çalışıyor. Kesinlikle. Bence senin işte bu kadar ne varsa hepsinde dünya listesine girmiş olman da oldukça başarılı bir şey. İhtiyacım yok. Yeni çıktı. Eylül'ün sonunda çıktı yanılmıyorsam, değil mi? Oluyor. Evet. 25 Eylül'de. YouTube videonuz 24'ünde girmiş yani. Saatinde 24 yazıyor. Gecesinde demek şey yaptınız. Aha. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geçe müzik servislerine müziklerin yüklendiği. Tabii Cuma aslında işte ama gece olduğu için hatta bazı arkadaşlar şeyden panik oluyor mesela. Şarkı dağıldı falan gibi. Şarkının dağılmasının sebebi şu. Bazı uyanıklar VPN'i ayarlıyor. Oo, önden ya da işte başka bir saat farkından dolayı işte gidiyorlar. Oradan mesela şarkıyı önden dinleme şansları oluyor. Öyle bir şey var. Peki söz müzik senin. Reggae temelli bir şarkı. Yine yapıştıra yapıştıra gelmişsin. Aranjeyi Nurettin Çolak yaptı. Yalnız. Nurettin Çolak aranjesi. Genelde zaten pat pat ateş ettiğini düşünürsek reggae temelli olması da bir aslında ateş etme biçimi mi? Bunu merak ediyorum. Bir de pandemi sürecinin bu şarkı sözlerinde etkisi var mı? İhtiyacım yoka pandemiden sonra mı vardı? Reggae şarkıya rap yapma olayı 2007'de 2008'de yapmış olduğum bir şarkı vardı benim. Bob Marley'in şarkısına bir mixtape yapmıştım. O zamandan zaten hani bir girişimlerim olmuştu bu ritim üzerine. Rap'te de çok kullanırız. Yani o riffleri. Reggae rifflerini falan. Böyle bir şey istiyordum ya. Hani değişik bir şey. Hani şimdi şu andaki müzik aslında çok kısır bir döngüde ilerliyor. Hi-hat trimleri, işte kick snare döngüsü, BPM'ler falan. Aslında çok aynı birbirinin kopyası şarkılar. Ya da ne bileyim işte reggaetonlar hani. Hani çok basit şeyler üzerinde ilerliyor. Ben zenginlikten hoşlanıyorum abi. Hani değişik şeyler olsun. Bu şarkıda da böyle birazcık reggae ile rap'i tekrardan böyle birleştirelim. Hatta finalde işte bir elektro solosu var. Yani elektro gitarın atmış olduğu solo var falan. Yani sadece dijital olarak bakmayalım olaya. Hani organik enstrümanlar da eşlik edebilir diye düşündüğüm ve bunu da hani yeni dinleyicilere, yeni nesile bak böyle örnekleriyle de rap yapılabilir diye ürettiğim bir şarkıdır yani. Pandemi döneminde ben sosyolojik olarak toplumun da çok gerildiğini düşünüyorum. Tabii bütün dünyacı. Yani çok gerildik ama hani mesela farkında değiliz. Yani şu anda diyorlar ya aşı bulunsa falan. Şimdi hepimiz aşılansak bile bunun psikolojik olarak ben 1-2 sene daha böyle insanların kötü anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu şarkı yine pandemi döneminde altyapısına başladığım bir şarkıydı. Sözlerini daha sonra tamamladım. Ondan önce Konu Kilit diye bir şarkım çıkmıştı. Onun arasında da 2 ay falan var. İşte konserlere gidemediğimiz için şu an pandemiden dolayı biz de kendimizi üretime adadık yani. Yazıyoruz, çiziyoruz, yeni şarkılar çıkarıyoruz. Bundan sonra arayı da yine fazla aşmadan yine yeni çalışmalar çıkaracağım yani. Peki artık bu tekliye yavaş yavaş tekli servis etmeye başladı bütün müzisyenler. Bu artık buna döndü mü? Yani mesela şu zamanda bir albüm çıkaracağım gibi bir fikrin var mı? Ya şöyle bir şey var. Bazen mesela yurt dışı örnekleriyle karıştırıyorlar onları. İşte Drake yılda bir albüm yapıyor falan. 17-18 şarkı falan ama Drake ghostwriter kullanıyor. Yani onun o şarkı sözlerini başkaları yazıyor. Kendisi sadece bir solist olarak. Amerika'da bu çok yaygın. Yani biz kendi sözlerimizi kendimiz yapıyoruz. Şimdi ben sözü, müziği, aranjeyi tek başıma yapıyorum. Şimdi bu beni zorluyor yani. Bir şarkı oluşturma sürem zaman oluyor. Bir albüm yapayım desem bir stüdyoya kapanmak icap edecek. 5-6 ay sadece müzikal altyapısı, işte sözlerin birbiriyle uyumu vesaire bu gibi şeylerle bayağı bir zaman harcanacak. Ve finalde bunun tüketimi çok hızlı oluyor. Yani mesela Aura albümü çıktığında hemen 2 ay sonra yeni albüm yok mu diyorlardı. Ya dur albüm yeni çıktı. Dedik ki tamam okey. Yani tüketim toplumuna zaten dönmüştük. Şimdi artık o kitleyi sürekli doyurmak gerekiyor. Yani sürekli albüm, her sene bir albüm, 6 ayda bir albüm. Yani zaten bu imkansız olan şeyler ben yani. Ben de öyle düşünüyorum. Bir ben de artık zaten böyle teklilerle hani belki EP'lere döndü iş. Belki albümü almadığım işte birkaç şarkı falan öyle bir yeni şarkılarla birleşti. Genelde o şekilde takılıyor şu anda diğer iş yapan arkadaşlarla. EP dönemi geri döndü yani. İyi ben onu da seviyorum kesinlikle. Açıkçası. Çünkü bütün bir albümü de artık oturup dinleyebileceğimiz bir vakit de yok. Yani insanlar o tempoyu artık geçtiler. O yüzden benim de hoşuma gidiyor tekli arada bir çıkıyor olması ve sonunda arada EP ama EP'de çok çıkartan yok. İşte 3-5 isim var şimdilik. Ona bir tam dönse hepimiz rahatlayacağız bence. Bir tane soru seçer misin? Seçtim, bitti. Baksana ya. Sevmek mi, sevilmek mi? Gerçekten Ender, ne düşünüyorsun? Sevmek mi, sevilmek mi? Yani şey var ya, klasik bir söz. Sevmek, çünkü insan sevildiğinden hiçbir zaman emin olamaz. Ama sevdiğinden emin olur. Aa, güzel bir sözmüş. Ben bilmiyorum ama. Aynen. Dolayısıyla sevmek. Sevmek, mantıklı. Sizin için? Ben sevilmeyi daha çok seviyorum. Ya biliyor musunuz, bazı araştırmalar insanın 7 yaşından sonra sevilme ihtiyacının ortadan kalktığını söylüyor. Demek ki hala 7 yaşından küçüğüm. Kafa olarak yani. Ya da boş bir beklenti içindesiniz diyelim. Öyle görünmüyorsunuz çünkü. Teşekkür ederiz. Rap'te şarkılar çok hızlı söyleniyor ya, hiç ağız alıştırması yapıyor musun? Bizim mesela davulcumuz... Stüdyoya girim, aynen. Stüdyoya işte şey, kayıt almaya başlamadan önce falan. Açma, germe falan gibi işte. Radyocular gibi ya da işte falan diye bir ses tellerini ısıtmak için yapıyorsun. Onun için bir şeyler. Yapıyorsun. Aynen. Ama bu hızlı konuşmak için öyle bir dudakça öyle bir şey yok. Bizim Tibet mor vampiri diyebilmek için söylüyor 6 ay mor vampirlerle yaşadı. O yüzden bravo. Söylüyor. Pop müziğe alerjin var mı? Ekstra bir alerjim var mı? Yok. Bir hikaye var ya seninle ilgili, o işte yok, yarışmada söyler misin falan filan demişler de yarışmayı terk etmişsin. Hayır, ben rap yapıyorum, hani yarışmada pop söylemem isteniyor yani. Ben ama rapçiyim, nasıl pop söyleyeyim yani? Dolayısıyla yarışmayı ondan bıraktım, aynen. Aynen, zaten patlarız abi, niye bana bunu yapıyorsunuz gibi tabii. Galiba. Peki Fidan Challenge diye bir sosyal sorumluluk projesini biz başlattın diye hatırlıyoruz. Evet, ben başlattım. Evet. Sonrasında mı, o bayağı da iyi bir projeydi. Sonrasında da bu sosyal sorumlulukları devam ettirirsin diye ben kendi adıma düşünmüştüm. Hı. Yapıyorsun, söylemiyor musun? Bıraktın mı sosyal sorumluluk işlerini? İnsanlarla paylaşmadığımız, kendi yaptığımız yine şeyler var ama ya bu bir fırsat gibi bir şeydi yani, böyle bir yani çok tasarladığımız bir şey değil. Ben bu bağışı yapmak için girmiştim temanın sitesine. Aha. O sırada işte İzmir yangınları vardı. Evet. Ona aslında bağış yapmak için. Sonra dedim ki hani bu popülerliği şu anda böyle bir şeye nasıl dönüştürebilirim? Hı hı. Sonra hani bir anda böyle aklımıza gelip işte videosunu çekip temanın bile haberi yok yani. Tema Vakfı'nı bile aramadan yaptığımız, başlattığımız bir akımdı yani. Ve bayağı kişi hani etkilendi bundan. Sadece ünlüler değil, hani sanat camiasından isimler değil. Şirketler işte devreye girdi, spor kulüpleri devreye girdi falan. Evet. Yaklaşık bilmiyorum yani de 3 milyona yakın falan diyorlar. Ay ne güzel, maşallah ya. Ya zaten çok başarılı olduğunu bildiğimiz için hani böyle bir şey başlattım, karşılığını da aldım. Bir tane daha yapıştırır mı acaba diye düşündüğümüz bir şey de o yüzden sordum. Sen yani bu senin şarkılarının genelde hani politik göndermelerinde var şarkılarında ama mesela sokakta zaten rap ağırlıklı müzik dinleyenleri saymayarak söylüyorum. Sokakta Norm Ender desek senin sanki birine hedef almış gibi ateş ettiğin şarkılar var. Sözlerinde özellikle böyle bir şey seçiyor olmanın bir nedeni var mı? Yani gerçekten bir hedefin mi var? Yo. Yoksa ifade etmek istediğin şeyi direkt karşına birine alıp ifade ediyormuşsun gibi mi? Aynen.